görüyorduk. Son notları bir kez daha senden rica edelim. Evet, Kahramanmaraş depreminin 18. gününde aslında merkezine bakarsak deyimlerinde ise bir şantiye alanı gibi iş makineleri aralıksız olarak çalışıyordu ta ki saat 18'e kadar. Artık o iş makineleri kontaklarını kapattılar ve çalışmalar yarın devam edecek. Peki kentte durumlar nasıl? Aslında biraz Kahramanmaraş'tan bahsetmek gerekiyor. 1 milyon 185 bin üzeri bir nüfusa sahip 11 ilçeden oluşuyor ve depremden çok sayıda kişi etkilendi. 22.113 binada 84 bin bağımsız birinin acil olarak yıkılması gerektiği açıklanmıştı hasar tespit çalışmaları sonrasında. Ki bunların birçoğu zaten enkaza dönüşmüş bir halde. Hal böyle olunca çok sayıda kişi aslında evsiz kaldı. Orta hasarlı binalar var ancak buralara da girilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor. Peki o kişiler ne yapıyor? Öncelikle tahliyeler bu noktadan Erzurum ve sadece Bartın'a yapılıyor. Ve diğer türlü aslında bir önceki haberin girişleri senin de dediğin gibi kimisi akrabalarının yanına gidiyor, kimisi de çeşitli ileride yeni evler kiralıyor. Tabi arkamıza döndüğümüzde aslında tam olarak Dulkadiroğlu'yla 12 Şubat ilçelerinin tam ortasındayız. Burada 6 apartman vardı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında o iş makineleri aslında o beton tableleri daha ufak hale getirdi ve son olarak işte bu hale geldi. Ve kepçeler de gün içerisinde bu enkazları harfiyat kamyonlarına yüklüyor ve şehrin belirli noktalarına doğru götürülüyor. Tabii arkamızı döndüğümüz zaman da orta hasarlı binaları görüyoruz. Şimdi burada Benlioğlu'ndan size göstermesini rica edeceğim. Hemen karşıya baktığımızda bir yük asansörü var ve yine 8 katlı bir apartmanın 2. katına uzanmış. Ve şu anda tahliyelerini yapıyorlar, eşya tahliyesi. Ancak geçtiğimiz günlerde Defne'de meydana gelen 7.6.4'lük depremin sonrasında 3 kişi aslında eşyalarını çıkarmak isterken hayatını kaybetmişti. Bu konuda sürekli uyarılar yapılıyor. Tehlikede olduğu söyleniyor. Ancak bazı depremzedelerin ısrarla evlerinden eşyalarını tahliye etmeye çalıştığını görüyoruz. Şu anda da karşımızdaki binaya baktığımızda aslında balkon kısmı ortadan ikiye yarılmış. O duvar tam da sanıyorum ki kolonun olduğu kısım tehlikeli, ancak işte teker teker evden eşyaları çıkartıyorlar. Yük asansörüne koyuyorlar. Ve yük asansörüyle de kamyonetlere yükleniyor ve nakliyeler sağlanıyor. Tabii bunlar için de geçtiğimiz günlerde bir fiyat açıklanmıştı. Yük asansörü fiyatı 1000 lira olarak belirlenmişti ve yine ilçeler arasında 6000 ve üzerine de çeşitli noktalara göre, lokasyonlara göre, gidecekleri yerlere göre de fiyatlar değişiyor. Herhangi bir fırsatçılığın yapılmamasına yönelik böyle bir adım atılmıştı. Şimdi arkaya doğru biraz daha baktığımız zaman aslında şu anda kamera açısı açıldıkça binaların üzerindeki çatlakları da bir yandan görüyoruz. Bu tarafa baktığımızda da henüz enkazına dokunmamış binalar var. İşte tam da bu noktada sanıyorum ki 6 katlıydı. Bir pasta modeliyle katlar üst üste binmiş tableler ve bina artık tamamen enkaza dönüşmüş. Tabii çok sayıda bina da ağır hasar var. 84 bin binadan bahsettik. 84 bin aslında bağımsız birimden bahsettik. Ve bunların acil olarak yıkılmasının kararı verilmişti. Tabii kent merkezine bakıldığında tekrarlayalım. Yani çok sayıda iş makinesi bu harfiyatları, bu enkazı kaldırmaya çalışıyor. Ancak tabii çok fazla bina var ve çalışmalar devam ediyor. Henüz enkazı alınmamış binalar var. Bunlar da sanıyoruz ki önümüzdeki günlerde kaldırma çalışmaları sona erecek diyelim. Sözü tekrar Kahramanmaraş'tan size bırakalım. Emre Timur, Burak abi.